Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden beri video çekmiyorum, bir 10-15 günden beri. Hatta daha da fazla olmuş olabilir. Çünkü neden diyeceksiniz, annem bir trafik kazası geçirdi. Bir dolmuşla çarpışma olayı oldu. Onunla ilgileniyorum uzun bir süreden beri, belli bir süreden beri. O yüzden video çekemiyordum. Artık affınıza sığınıyorum. Çok özür dilerim sizlerden de. Allah'a çok şükür annemin durumu iyi. Şimdi yavaş yavaş biraz daha artık YouTube'a gene eskisi gibi başlayabilirim. Biraz doğal olarak moraller bozuktu ondan. Evet, bundan şimdi geriye gelelim. Arkadaşlar ben size zaten son videolarımda 5-6 partlık bir hangi yüz tipine hangi saç modellerini gideceğiyle ilgili bir video çekeceğim demiştim sizlere. Zaten 3 tanesini çektim. Bu 4. olanını çekiyorum şu an. 4. olan saç tipimiz ise ve yüz şeklinde göre, dikdörtgen yüz şekline göre yapmanız ve yapmamanız gereken saç modellerinden bahsedeceğim. Zaten videolarım kısa sürüyor. Çok fazla uzun sürmeyecek. Arkadaşlar şimdi dikdörtgen yüz tipine sahip olan kişilerin, kusura bakmayın bazen kelimeleri kaçırıyor olabilirim. Aklım hala annemde olduğu için bazen böyle bir şeyler olabiliyor. Özür dilerim. Oh. Şimdi dikdörtgen yüz tipine sahip kişilerin kesinlikle yapmaması gereken saç modellerinden birisi uzun saç modelleri. Yani saç uzatmayı unutun. Yani bunu söylememdeki amaç ne? Saçınız uzun olursa eğer ki, zaten yüzünüz de dikdörtgen ve aşağı doğru düz geldiği için yüzünüzün daha uzun gözükmesine sebep olabilir. Yani ben size yapmayın demem ama gerek görmüyorum yani. Çok fazla güzel olabileceğini sanmıyorum. Çok da güzel olmaz. Yani eğer ki dikdörtgen yüze sahipseniz eğer ki, uzun saç modellerinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu saç model, bu yüz tipine ait yapmanız gereken modellerse, şimdi benim ilk videomda da anlattığım gibi side part diye bir saç modelimiz var. Yandan saçı ayırdığımız model. Yani şu anki, aslına bakarsanız şu an herkesin kullandığı saç modeli side part deniliyor. Onun biraz daha hacimlisi. Hacimli side part, yani biraz daha yanların, mesela şu benim yanlarımın uzunluğu var ya, mesela bu dikdörtgen yüz tiplerine gidebilecek uzunlukta bir saç modeli ve biraz daha uzunu da olabilir. Mesela şuraların kahküllerinin biraz daha kulağa doğru hafiften aşağı doğru inmesi falan, bunlar side part, yani hacimli side part saç modelini kullanabilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar, hacimli side part'tan harici ikinci bir saç modeli ve bunlarda kesinlikle şöyle bir şey var. Fade kesimlerini, skin fade'lere, high fade, low fade, mid fade, sıfırlamalı kesimler kesinlikle yasak. Onları kesinlikle yapmayın. Aşırı berbat durur. Onu baştan söyleyeyim size. Diğer modelse side brush dediğimiz bir saç kesim modeli. O da hacimli saç kesimi oluyor. Fırça saç modeli deniliyor ona. Üstlerin daha hacimli ve fırça tarzında, önler kalkık, gerileri biraz daha böyle kısa bir saç modeli. Bunu da deneyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki dikdörtgen yüz tipine sahipseniz. Yapmayacağınız model kesinlikle saç uzatmak. Uzun saç modellerinden uzak durun. Yapabileceğiniz modellerse sadece side brush ve side part modelleri. Biri yandan ayırma, hacimli yandan ayırma. Biri de hacimli tekrar uzun, böyle önlerin uzun olduğu, buraları biraz daha havalı ve asimetrik kestiğimiz saç modellerine doğru gidebilirsiniz. Fırça saç modelini kullanabilirsiniz kendinize. Kusura bakmayın öyle çok fazla gülemiyorum. Yani artık affınıza da sığınıyorum. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik aslına bakarsanız. 4,5 dakikalık bir video oldu. Saç kesimlerine gireceğim yavaş yavaş ama aslına bakarsanız içimden gelmiyor şu an saç kesip de böyle anlatabilmek falan. O biraz daha uzun sürüyor çünkü benim için. Hep müşterilerimi tıraş edip gönderiyorum. O yüzden şimdilik affınıza sığınıyorum. Özür dilerim hepinizden. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni Instagram'dan Halim Altan Kingav adı ile ve Salon Halim Kingav official olarak takip edebilirsiniz. TikTok'ta da canlı yayın açıyorum ama uzun süreden beri orada da aktif değilim.
Halim Altan King Av 1925 adıyla da oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Yaptığınız tıraşlarınız varsa bana Instagram'dan atıp ben size onlara değerlendirebilirim. Ayrıyeten kanalıma abone olmayı ve like atmayı, hatta yorumlarda buluşmayı, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda da buluşabiliriz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, bay bay.